Ne zaman ve nasıl düzelecek? Kolay olacak mı? Deva Partisi Ekonomi ve Finans Politikaları Başkanı İbrahim Çanakçı bu bölümde bizlerle birlikte. Sayın Çanakçı, hoş geldiniz yayınımıza. Merhaba Bilge Hanım, hoş bulduk. Teşekkür ediyoruz katıldığınız için. Şimdi nasıl bir tablo içerisinde seçime doğru gidiyoruz, özetlemeye çalıştık. Bir yandan da bu ekonomik program hazırlanırken söz verilen hedeflerin hiçbirinin tutmadığı ve hatta katlanarak arttığını gördük. Türkiye'nin borcu 17 kat arttı. Şimdi şunu merak ediyoruz. Tamam. Seçimden sonra acaba ekonomide işler ne zaman değişecek? Yani olası bir iktidar değişikliğinde sihirli bir değnek değmişçesine her şey bir anda düzelecek mi? Bu nasıl olacak Sayın Çanakçı? Şimdi Bilge Hanım, bugün içinde bulunduğumuz tablonun sebeplerine baktığımız zaman çözümün de nerede olduğunu rahatlıkla görebiliriz. Bugün bizim yaşamış olduğumuz sıkıntıların, yani enflasyon noktasında, borçlar noktasında, işsizlik noktasında, büyümenin zayıflaması noktasında, gelir dağılımının bozulması, yoksulluğun derinleşmesi ve yaygınlaşması noktasında yaşanan sorunların sebebine baktığımızda çözüm de belli. Yani bu yaşanan sorunların temelinde, kaynağında tabii ki öncelikle bu Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ve o sistemle beraber keyfiliğin, kuralsızlığın, akıl ve bilim dışı uygulamaların kökleşmesi var. Yani bu kök sebep. Tabii bu arada yine yönetim anlayışının, yani özellikle bu her şeyin bir kişinin iki dudağının arasına sıkışmasının getirdiği, hukukun üstünlüğünün yok olmasının getirdiği, temel hak ve özgürlüklerin ciddi biçimde kötüye gitmesinin getirdiği bu genel iklimle ilgili tabii sebepler de var. Ama biraz daha detaylara da indiğimizde ekonomi politikasıyla ilgili yanlışlar var. Şimdi siz biraz önce borçlardan örnek verdiniz. Şimdi bizim borcumuz niçin, yani birdenbire 21 yılda 17 kat arttı veya o 17 kat artışın çok önemli bir kısmı, dikkatinizi çekerim, bu son 4-5 yılda oldu. Yani Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçtikten sonra yaşandı. O nereden kaynaklandı? İşte akıl dışı, bilim dışı uygulamalar nedeniyle kaynaklandı. Yani bitirilmiş olan, içeride sıfırlanmış olan döviz cinsi, altın cinsi borçlanmanın yeniden başlatılmasıyla beraber ortaya çıktı. Yani kurlar patlayınca tabii ki borçlar da ona paralel olarak patladı. Sonra biz ne yaptık? Yani daha doğrusu bu iktidar ne yaptı? İşte bir tezle yola çıktı. İşte ben politika faizini düşüreceğim. İşte enflasyonu da beraberinde düşüreceğim. Çünkü faiz sebep, enflasyon sonuçtur gibi hiçbir temeli olmayan bir tezle yola çıktı. Başladığı zaman Türkiye'de faizler %19'du ve enflasyon da %19'du. Şimdi faizleri kağıt üzerinde 8,5'a indirmiş oldu ama enflasyon patladı. Şimdi siz %50 rakamını söylediniz ama bu %50 şu an itibariyle baz etkisiyle, ama fiyatlar genel seviyesinin ne kadar arttığına bakarsanız biz %155 enflasyonları gördük. %80'in üzerinde enflasyonları gördük. Yani bugün baz etkisiyle enflasyonun %50'ye gerilemiş olması bir teselli olamaz. Bir hani kabul edilebilir bir tablo değil. Zaten 50 çok yüksek ama o arada bizim yaşamış olduğumuz %80-90, o da TÜİK'in resmi rakamlarına göre, yani bağımsız hesaplamalara göre, bunun çok çok daha üzerinde bir enflasyon tablosuyla karşı karşıyayız. Ve alım gücünde erimeyle karşı karşıyayız. Bakın, vatandaş için önemli olan fiyatların genel seviyesidir. Yani orada fiyatlar baktığınız zaman son bir buçuk yılda ne kadar arttığını, o kümülatif enflasyonun ne olduğuna bakmak gerekiyor. Yoksa yıllık enflasyona o baz etkisiyle baktığınız zaman biraz yanıltıcı olur. Şimdi bu nereden kaynaklandı? İşte o da tamamen akıl dışı, bilim dışı, evrensel tecrübeye dayanmayan, hiçbir bilgiye ve analize dayanmayan bir macera arayışından ortaya çıktı. Dolayısıyla yaşadığımız sorunlar ağır, sıkıntılar büyük.
Bu hükümet bütün problemleri bir yumak haline getirip kendisinden sonra gelecek olan iktidara devretti. Ama bizim tabiri caizse elimizde kapı gibi 2300 maddeden oluşan bir yol haritamız var, bir pusulamız var. Burada biz ne diyoruz? Diyoruz ki 2 yıl içinde enflasyonu tek haneye düşüreceğiz. 5 yılda 5 milyon istihdam yaratacağız. Büyümemizi %5'in üzerine çıkaracağız. Aşırı yoksulluğu sıfırlayacağız. İhracatımızı 5 yılın sonunda 600 milyar dolara çıkaracağız. Milli gelirimizi, kişi başına düşen milli gelirimizi 2 katına çıkaracağız. Ve bunları nasıl yapacağız? Bunları o biraz önce söylediğim, bakın o sistem değişikliği, yönetim anlayışı değişikliği, akıl dışı, bilim dışı politikalardan vazgeçerek, akla, bilme, analize, veriye dayalı politikalara dönerek ve yolsuzlukların önünü tıkayarak, bakın bu yaşadığımız sıkıntılarda, şimdi burada kaynak meselesini konuşuyoruz değil mi? Ülkenin kaynağı var mı yok mu? O meseleyi konuşuyoruz. Bu sıkıntıların aşılması için ne gerekiyor? Kaynak gerekiyor. Kaynaklar nerede? Kaynaklar israfla, kaynaklar yolsuzlukla heba ediliyor. Şimdi siz hem israfın önüne geçtiğinizde, hem yolsuzluğun önüne geçtiğinizde, hem gerçekten yani vergi noktasında bu kayıt dışılığı önlediğinizde, imar rantları gibi vergilendirilmemiş alanları vergilendirdiğinizde, yani muazzam bir kaynak kapasitesi oluşturabileceksiniz. Şimdi dolayısıyla bu doğru adımlar, yani şunu özetle söyleyeyim, sorunlar büyük, sorunlar ağır. Maalesef yaşadığımız depremler tabii ki bu sorunlarımızı ve aşmamız gereken zorlukları biraz daha ağırlaştırdı. Ama Türkiye'nin kaynakları da var, imkanları da var. Yeter ki akla dayalı, bilme dayalı politikalar izlensin ve kaynaklar doğru yerde kullanılsın. Onun için biz diyoruz ki biz yani Millet İttifakı olarak bir ayda bu çökertilmiş olan kurumları ayağa kaldırırız. Bir ayda. 6 ayda ülkedeki bu kriz iklimini dağıtırız ve 2 yılda da enflasyonu düşük tek haneye indiririz. Evet, yani enflasyon ne zaman tek haneye iner sorusunun yanıtı olası bir iktidar değişikliğinde 2 yıl olarak karşımıza çıkıyor. Bu süre içerisinde böyle bu programımızda. Evet. Siz de ifade ettiğiniz Sayın Çanakçı, sorunlar ağır, sorunların ne kadar büyük olduğunu, tablonun ne kadar ağır olduğunu görüyoruz bir yandan da. Yani enflasyonla mücadelenin bu sert bir parasal daralma veya kemer sıkma politikalarını beraberinde getirmesi zorunlu diyen uzmanlar da var. Böyle sert önlemler de ya da kemer sıkma reçeteleri gibi önlemler de gündeme gelecek mi bu süre içerisinde? Onları da şöyle izah edeyim Bilge Hanım. Şimdi bakın, burada sizin enflasyonla mücadelenin topluma ne kadarlık bir maliyet, ne kadarlık bir yük, ne kadarlık bir sıkıntı getirip getirmeyeceği büyük ölçüde sizin hazırlayacağınız programın, sizin kurumlarınızın ve sizin kadrolarınızın kredibilitesiyle ve güvenilirliğiyle çok yakından bir ilgisi var. Bakın, bu iktidar bu işleri toparlamaya kalksa topluma çok büyük, çok ağır bedeller ödetir. Ama Millet İttifakı olarak biz hazırız. Bizim politikalarımız çok net, çok açık ve kadrolarımız da çok güçlü. Yani tüm partilerde, tüm dünyada bilinen, tanınan, kredibilitesi yüksek kadrolar mevcut. Yine kurumları da tekrar yeniden ayağa kaldırdığınızda çok daha düşük, çok daha az bir maliyetle bu enflasyonla mücadeleyi gerçekleştirirsiniz. Bu altını çizmek istediğim birinci nokta. İkinci nokta, insanlar hep enflasyonla mücadeleyi parasal sıkılaştırmayla özdeşleştiriyor. Şimdi biz ne diyoruz? Biz Merkez Bankası, bağımsız Merkez Bankası'nı serbest bırakacağız. Merkez Bankası'na dokunmayacağız. Yani Merkez Bankası'na şunu yap, bunu yapma, şuraya kadar hareket et, buraya kadar hareket et gibi bir tavır içinde olmayacağız. Merkez Bankası elindeki imkanları, araçları bağımsız bir şekilde ve kendi objektif değerlendirmeleri çerçevesinde kullanabilecek. Ama siz
enflasyonla mücadeleyi sadece Merkez Bankası'na bırakamazsınız. Merkez Bankası'nı desteklemeniz lazım. İşte maliye politikasıyla Merkez Bankası'nı desteklemeniz lazım. Finans politikasıyla Merkez Bankası'nı desteklemeniz lazım. İşte sektörel politikalarla Merkez Bankası'nı desteklemeniz lazım. Yani burada şimdi hep konuşuyoruz, gıda fiyatlarını konuşuyoruz. Gıda fiyatlarındaki yüksek artışları konuşuyoruz. Soğanı konuşuyoruz. Sadece, 30 lira olan soğanı konuşuyoruz. Şimdi biz bunu sadece Merkez Bankası'nın elindeki araçlarla toparlayamayız, düzeltemeyiz. Onun için bizim bu programımızda yüzlerce madde var. Tarımla ilgili, sektörel politikalarla ilgili, tarıma sağlanacak desteklerle ilgili. Şimdi siz bu destekleri sağladığınız zaman, bu özellikle tarım sektöründeki verimlilikle ilgili adımları attığınız zaman, lojistik ve ulaşımla ilgili adımları attığınız zaman zaten orada da bir gevşeme söz konusu olacak. Yani şunun altını çizmek istiyorum. Biz Merkez Bankası'nı yani bu maliye politikası, sektörel politikalar, yapısal politikalarla destekleyeceğiz. Dolayısıyla bu enflasyonla mücadelenin yükünü de o anlamda en aza indireceğiz. Belki bunlardan çok çok daha önemli bir nokta var. Onu da belirteyim Bilge Hanım. Şimdi bu programımızda bizim, bu programımızda çok kapsamlı bir sosyal politikalar seti var. Yani biz özellikle bu dar gelirlilerin, yoksul kesimlerin, çalışanların enflasyonla mücadelede en az düzeyde etkilenmesi için çok kapsamlı bir sosyal destek programını hayata geçireceğiz. Burada bunun, bakın bu iktidar da bunların kopyasını çekti. İşte asgari gelir desteği, ailelere sağlayacağımız asgari gelir desteği var bu bizim programımızda. Yine özellikle bizim yoksul ailelere yönelik sağlayacağımız programlar söz konusu. Yine istihdamla ilgili atacağımız, sosyal güvenlikle ilgili atacağımız, esnaflarla ilgili atacağımız, gençlerle, öğrencilerle ilgili atacağımız adımlar var. Yani bunlar da enflasyonla mücadelenin toplumun geniş kesimlerine olumsuz yansımasını sınırlayacak adımlar. Yani dolayısıyla burada hani böyle bir endişeye mahal yok. Şimdi siz doğru politikaları, doğru adımları atarsanız doğru noktalarda, doğru adreslere yönelik böyle hedeflenmiş destekleri, sosyal programları devreye sokarsanız hem enflasyonla mücadelede başarılı olursunuz hem de bunun topluma olan yükünü, özellikle de dar ve sabit gelirler üzerindeki yükünü de dengelemiş olursunuz. Evet. Bizim bu programımız bu anlamda böyle bütüncül bir program. Bu noktaları göz ardı eden bir program değil. Şimdi asgari ücret, enflasyon, ücret artışları, daha yüksek enflasyon ve eriyen Türk lirası, alım gücünü giderek kaybeden bir Türk lirası. Şimdi Türk lirasına da itibar kazandırılması önemli. Ben buradan hareketle şunu da sormak istiyorum size. Yurttaşa baktığımızda, sorduğumuzda ve mikrofon uzattığımızda dövizin, özellikle doların hareketlerini ve kur hareketlerini ekonominin gidişatında önemli buluyor. Bu anlamda yine gördüğünüz gibi özellikle iktidara yakın medya üzerinde seçimden sonra 25 lira olacak, 26 lira olacak dolar gibi şeyler de görüyoruz. Özellikle uluslararası finans kurumlarından gelen raporlar da var ama ekonomistler de tepki gösteriyor bu tür senaryolara. Yabancıların Türkiye'ye giriş yapmak için kendince bir seviye belirlemeye çalıştığı yönünde eleştiriler getiriyor. Şimdi enflasyon ve döviz kurları konusunda seçimden sonra oluşan ya da oluşabilecek bu olumsuz beklentilere ilişkin yorumunuz ne olur? Evet. Şimdi burada dediğim gibi anahtar, kilit enflasyon Bilge Hanım. Şimdi bizim hep şunu söylüyorum. Biz eğer bu iktidar gibi davranacaksak, bu iktidar gibi bir tavır ve tutum içinde olacaksak bizim herhangi bir farkımız kalmaz. Yani Merkez Bankası ile ilgili işte şu aracını şu şekilde kullan, işte şu politika aracını kullan, bunu kullanma gibi bir baskıda bulunacaksak bizim bu iktidardan bir farkımız kalmaz. Biz ne söylüyoruz? Biz diyoruz ki biz enflasyon noktasında, enflasyonla mücadele noktasında kararlı bir tutum ortaya koyuyoruz. Bunu nasıl sağlayacağımızı biraz önce anlattım. Merkez Bankası ile ilgili atacağımız adımları biz ortaya koyuyoruz. Burada tabii ki
Yani bütün fiyatlar aslında bir anlamda ciddi biçimde çarpıtılmış durumda. Ama burada gerçek pusula, yani bütün fiyatların doğru noktaya gitmesini sağlayacak parametre enflasyon parametresi. Şimdi biz enflasyonla mücadele noktasında kararlılığımızı ortaya koyuyoruz. Bunu nasıl sağlayacağımızı gösteriyoruz. Dolayısıyla vatandaşlarımızın, yatırımcıların hani bu diğer parametreler konusunda böyle spekülasyonlara, işte bir takım zaman zaman da manipülasyonlara kapılmaları çok doğru olmaz. Yani Millet İttifakı çok tutarlı, çok gerçekçi, çok uygulanabilir ve ulaşılabilir bir program ortaya koyuyor. Dolayısıyla bu arada Türk lirasına olan güven de elbette ki artacaktır. Yani Türk lirasına olan güvensizliğin kaynağı nedir? Türk lirasına olan güvensizliğin kaynağı yüksek enflasyondur. Türk lirasına olan güvensizliğin kaynağı kurumlara olan güvensizliktir. İktidara olan güvensizliktir. Yani biz burada Türk lirasına olan güvensizlik sebebi ne? İktidara olan güvensizlik, politikalara olan güvensizlik, kadrolara olan güvensizlik. Şimdi siz bunları ortadan kaldırdığınız zaman enflasyonu tekrar işte o düşük tek haneli patikaya soktuğunuz zaman Türk lirası da itibar ve istikrar kazanacaktır. Tabii bizim bu arada özellikle atacağımız bu cari açıkla ilgili adımlar var. Yani sadece biz işte enflasyonla mücadele deyip bir kenara çekilmeyeceğiz. Yani şimdi Türkiye'nin bir cari açık problemi de var. İşte Türkiye'nin bir rezerv problemi de var. Merkez Bankası rezervleriyle ilgili de bir problemi de var. Yani bir taraftan cari açığı düşürmeye yönelik adımlarımız söz konusu, bir taraftan da rezervleri güçlendirmeye yönelik adımlarımız söz konusu olacak. Dolayısıyla yani bu bizim ortaya koyacağımız ve koyduğumuz, daha doğrusu koyduk, biz bu programı koyduk ve hükümette işte bazı unsurlarını kopyaladı açıkçası. Yani başka bir şey bulamadı. Yani önce bu programı acaba biz nasıl eleştiririz diye bütün kurumlara talimat verdiler. Yani bir inceleyin bu programı. Bu programda bizim eleştireceğimiz, böyle çürütebileceğimiz neler var diye bütün kamu kurumlarına görev verdiler. Bütün kamu kurumları inceledi ama sonunda çürütülecek, eleştirilecek bir şey bulamadılar. Sadece kopyalamakla yetindiler. Dolayısıyla bizim programımız çok net, çok açık. Yani tabii ki iktidara geldiğimizde de yani o kadrolar ve kurumlar da tekrar iş başına geldiğinde bu biraz önce sizin söylemiş olduğunuz bir takım böyle olumsuz beklentiler de doğru bir yere oturacaktır. Evet. O zaman son bir soru olarak şunu soralım. Kurumların itibarının kazandırılması ve ayağa kaldırılması, liyakat, tüm bunlar aslında ilk adım olacak. Sonrasında da hedefler yapılacaklar zaten belli. Millet İttifakı içerisine baktığımızda siz de biraz önce ifade ettiniz. Ekonomide çok çok önemli isimler var. Dünya çapında tanınan isimler var tüm partilerin içerisinde. Böyle olunca ekonomi yönetimi nasıl şekillenecek diye merak ediyoruz seçimden sonra. Tabii ki bu soruyu sormak için erken ama ben şunu sormak istiyorum. Zira bazı kişilerin kabinede, bazı isimlerin kabinede, bazı isimlerin bürokraside ve devlet kadrolarında görev yapması bekleniyor. Şunu merak ediyorum, konuşuldu mu ya da konuşuluyor mu bu tür senaryolar Sayın Çanakçı? Evet. Böyle bir görev dağılımı yapıldı mı? Hanım, yani henüz o konuyu sayın liderlerimiz, genel başkanlarımız konuşmuş değiller. Tabii ki bu konuda nihai karar, nihai takdir Sayın Cumhurbaşkanımızın, 13. Cumhurbaşkanımızın olacaktır. Ve 13. Cumhurbaşkanımız da elbette ki siyasi partilerin genel başkanlarıyla istişare ederek bir uzlaşı içinde bu kararları verecektir. Ama şu ana kadar bu konular, yani görev, rol ve sorumluluk dağılımıyla bir isimlendirme noktasında herhangi bir görüşme benim bilgim dahilinde, öyle diyeyim, yani liderler arasında olmuş değil. Ama bu da tabii ilerleyen günlerde yapılacaktır. Dediğim gibi programımız hazır, kadrolarımız çok zengin.
Eminim Sayın Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanlar bu isimlendirme noktasında, görev ve rol dağılımı noktasında da en doğru kararları verecektir. Ve Millet İttifakı inşallah 15 Mayıs'tan sonra böyle tam bir motivasyonla bu biraz önce konuştuğumuz sorunların tek tek üzerine gidecektir. Evet, Deva Partisi Ekonomi ve Finans Politikaları Başkanı Sayın İbrahim Çanakçı, teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız için. Ben sağ teşekkür olunuz. Ederim. Kıymetli bilgiler verdiniz. Evet, seçimden sonra ekonomide Türkiye'yi ne bekliyor, nasıl mücadele edilecek, biraz bu açıdan bakmak istedik. Ve elbette görev dağılımı nasıl olacak, bu sorunun yanıtını da